Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Erzurum Çiftemiler'in önündeyiz. Bir amcamızla röportaj yapacağız. Selamünaleyküm amca, merhaba, nasılsın? Merhaba. Ne var ne yok amca, iyi misin inşallah? Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz vallahi. Amca, pandemiyle aranız nasıl? Valla kurallara riayet ettiğimiz takdirde iyiyiz. İyisiniz değil mi? Tabii tabii. Sizi etkilemedi herhalde. Şimdiye kadar etkilenmedik. Çok elhamdülillah. Şükür. Çok şükür. Ne iş yapıyorsunuz amca? Memuriyet halen devam. Hangi bölüm? Valilikteyim. İyi, ne güzel amca. Allah kolaylık versin. Resmi kurum, teşekkürler. Var mı bir isteğiniz? Estağfurullah. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle amca. Allah'a emanet. Şurada da bir iki tane abi duruyor ama onlara da gidelim mi kanka? Gel gel. Selamun aleyküm. Ne güzel böyle bir aile tablosu. Biz de mi otursak acaba? Merhabalar. Afiyet olsun. Abi biz pandemiyle ilgili bazı sorular soruyoruz. Müslüm izniniz olursa size sorabilir miyiz? Pandemiyle sıkıntı yaşadınız mı? Size bir sorun oldu mu? Oldu. Eşim oldu. De oldu. Geçirdiniz evet. mi? Evet. Bende de eşim geçirdi. Eşiniz geçirdi. Evet. Yenge, geçmiş olsun. Nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Nasıl şey yaptınız? Nasıl bir duruma düştünüz? Sağ ol. Fena. Yani size ne tür bir şeyler oldu? Bana zararlar çok oldu. Çok rahatsız oluyorum. Hala geçmedi. Hala çok geçmedi. Kötü. Evet, halsizlik. Halsizliğiniz. Geçmiş olsun teyze. Allah'a emanet. Abi afiyet olsun. Allah'a emanet. Kanka kime soruyoruz? Burada bomboş. Pandemide hiç kimse yok ya. Burada Allah'lar var. Gel bakalım kanka, gel gel. Ayakalı ablalara sor. Abla, bir röportaj alsak olur mu sizlere? Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Pandemi hakkında şey yapıyoruz da, sizin görüşleriniz ne? Sizi etkiledi mi bu konu? Tabii ki etkiledi. Siz de yaşadınız mı? Yok, yaşamadım. Çok şükür. İşin gücünüzde sıkıntı oldu mu? Biz şu anda çalışmıyoruz. Pandemiden dolayı değil mi? Evet, iki aydır ki evdeyiz. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Kanka kime sorak? Kimse de yok buralarda. Ha burada 3 tane amca oturuyor. Hele gel bakak. Hele gel bakak, amcaların ne var ne yok. Selamun aleyküm amcalar. Böyle 3 tane delikanlı görünce dayanamadık. Bir röportaj yapak dedik. Konumuz pandemi. Siz yaşadınız mı? Ne? Amca düşündüğüne göre demek ki büyük virüsü bu atlatmış. Belli oldu. Hastaneye gitmedik de. Evet, evde mi geçirdiniz? Bilemiyorum, ben yazın biraz rahatsızlandım da ben. Yani tedaviye gitmedim ya. Tedaviye gitmediniz. Herhalde ayakta geçirdik yani. Geçmiş olsun. Maşallah gençsen, ne olacak Allah'ın izniyle ya? Abim de öyle sessiz sessiz duruyor ki böyle, var ya. Sanki ben yaşamadım da böyle çaktırmıyorum gibi. Emi. Selamun aleyküm amca. Yaşınız kaç? Nerelisiniz? Yaşım 60. 60. Bin maşallah. Allah sağlık versin. Benden gel. Yok abi, bak, bak. Abi. Kanka bir çeksene. Fatih Allah aziz. Hele bir çek amca. Hele bir dön ya. Kurban olayım. Hele bak ya. Ben 35 yaşındayım. Abimiz 60 yaşında maşallah. Bizim YouTube kanalımız var amca. YouTube'da inşallah yayınlayacağız. Tamam, YouTube'da biz de izleriz. He, inşallah izlersiniz. Sen de bir yüzünü aç da bir YouTube'da tanısın. He, tanısın da. Belki amca bir sana bir teklif gel, meşhur olursan ha. İşte öyle. Sorumuz pandemi. Pandemi. Evet. Geçirdik mi, geçirmedik mi? Geçirdik mi, geçirmedik mi? Hocamın dediği şekilde yani farkında değiliz biz de. Öyle acaba grip midir, değil midir, ona benzer bir şey geçirdik yani de. Yani akrabayız biz hep. Öyle bir maşallah, maşallah ne güzel. Peki yani şimdi biz zaten çoğu herhalde ayakta geçirmiş bunu şey yaptığımız kadarınca. Ya şimdi bizim de yani halk olarak gerçekten dikkat etmemiz lazım. Yani görüyoruz, yerler maske dolu, eldiven dolu. Yani insanlar sağlığa gerçekten önem vermiyor. İnşallah toplum olarak öğreneceğiz bunu. Hocamız ilahiyatçıdır. Size yani temizliğin dinimize göre şey evet, anlasın. Evet. İyi olur aslında temizliği evet. Nasıl yapmamız lazım? Evet. Siz zaten aslında yani toplumumuz, fertler biliyorlar da, fakat bildiğimiz uygulama konusunda sıkıntımız mevcut. Hepimiz biliyoruz yani yere atılmaması gerektiğini, maskenin nereye atılması hepimiz biliyoruz ama ne hikmetse insanlarımız bildiğimizi uygulamama noktasında direniyoruz. Değil mi? Evet. İşte bunu küçükten bu eğitimi vermek lazım. Demek lazım tabii. Peki hocam size şunu sorayım. Şunu ifade edeyim tabii, sağlığımızı koruduğumuz kadar da yani Allah'ın bu hayatı bize emanet olarak vermiş değil mi? Evet. Bunu emaneti temiz bir şekilde teslim edeceğiz. Yani maddi hayatımızı koruma noktasında gösterdiğimiz titizliği manevi hayatımızı koruma noktasında da göstermemiz gerekiyor. İnşallah.
sabah dediğiniz gibi yani olur. Sadece dünya hayatı açısından meseleye bakmayacağız. Bizim asıl hayatımız ebedi hayat. Evet. Hep maddi hayatı düşünüyoruz. Bir de yani o hayat, yani ahiret hayatına zarar verecek şeylerden de kaçırmamız gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah oldu. Hocam, inşallah herkes dinini rahat yaşar. Biz de yani gerçekten halk toplum olarak buna cihat göster dediğiniz i̇nşallah. Gibi temizliğimize özen göstererek şu illetten kurtuluruz. Hepinize teşekkür ederim amcalar. Allah'a emanet. Var mı isteğiniz bir arzunuz? Allah uzun ömür versin. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, bir tane amcamız daha gidiyor. Ağzına maskesiyle. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Pandemi hakkında ne düşünüyorsun hocam? Sizi etkiledi mi? Size sıkıntısı oldu mu? Pandemi bizi çok etkiledi. Çok rahatsız olduk. Siz de mi atlattınız? Ben atlatmadım da. Her tarafta nereye gitsen rahat edemiyorsun. Evet. Özellikle esnaflar açısından, yani ben emekliyim, belli bir gelirim var. Esnaflar açısından çok büyük sıkıntı yaşadılar. Evet, esnaflarla da röportajımız oldu. Şey de yapamıyorlar yani. Yeni kısıtlamalar da olması lazım ama işte yani, ekonomiden dolayı olmuyor da. İnşallah evet. Tez zamanda atlatırız yani. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet kanka, gel bakalım. Gel bakalım kanka, kim var burada? Başka da kimse yok. Ha böyle ilerleyeceğiz diye bir çek göster. Pandemi ne etmiş? Bak hiç kimse yok. Bomboş. Koskoca park, hiç kimse yok kanka. Evet arkadaşlar, şimdi Erzurum gençleriyle bir sohbetimiz olacak. Gençlerimiz yukarıdan geliyor. Vay maşallah. Allah tadaşlara sağlık versin. Görüyor musunuz gençleri? Merhaba gençler. Nereye böyle? Allah nereye verdiyse. Allah nereye verdiyse. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İş yapıyoruz abi. Herhangi bir işiz gücüz? Yok. Hiçbir işiz yok. Sizin? Yok. Okul? Okul. Hayat okulu okuyor. İlkokul. İlkokul bitirdin. Evet. Aileleriniz ne iş yapıyor? Benim ailem çalışmıyor. Anlıyorum. Sizin? Senin adın, adın ne? Önce bir adın söyle. Bir kameraya dön. Bir adın söyle de. Hamit Can Arslan benim adım. Evet. Babam aşçı. Maşallah. Anam evde. Ay maşallah. Anan evde. Hele gelin gençler. Hele anlatın da. Senin adın ne baba? Hele gel. Sen evle bir kamer. Abi Muhammed. Muhammed. Kaç yaşında da Muhammed? 19 abi. 19. İşin gücün de yok. İşin gücüm sokaklarda gezmek. Herkesin öyle kardeş. İş şu anda Erzurum'da iş yok yani. Yapacağımız bir şey yok. Hele gel sen. Hele bu da buna bak. Buna maşallah maşallah. Adın ne? Özkan abim. Nereli sen Özkan? Buralıyım abi. Çat. Köyün müyün yok mu Özkan? Çat abi. Çatlı sen he, maşallah maşallah. He. Kızdı mı sen o kadar? Kız arkadaşın var mı lan? Var abi. Maşallah, Allah bağışlasın sana. İyi hele gel şöyle muhabbet edin de. Abi valla pandemi anamızı ağlattı. Niye? İş, devlet işinde çalışanlar kurtardı, çalışmayanlar sigara içenler kıstığa düştü abi. O da güzelmiş. Kardeş teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Seninle bir ara görüşecek. Sen böyle bayağı bir ağıra benzir ha. Allah bağışlasın. Ben bu pandemiden dolayı cezaevinden tahliye oldum. Allah razı olsun bu pandemiden dolayı. La herkes pandemiden şikayetçi, sen Allah razı olsun. Bu nasıl iş la? Cezaevi değil, cezaevi bize yaradı da. Sağ olun gençler. Teşekkür ederiz.